Merhaba sevgili genç ben Barış Taşkın. Biliyorsun semester tatiline girdik hatta tatili başlalı birkaç gün oldu. Siz arkadaşlar arasında bilinen yanlış bir kavramı düzeltmek istiyorum. Semester tatili siz sınava hazırlanan öğrenciler için tatil olmayan bir tatildir. Sadece adında tatil geçiyor. Neden? Çünkü sevgili genç sen sınava hazırlanan, Belli bir üniversite ve bölümü kazanmak isteyen bir bireysin. Dolayısıyla sana ayrılmış olan bu 10-15 günlük süreci çok iyi bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Mesela ne yapabilirsin? Şimdi senin yetişkin bir birey olduğunu varsayarak kabataslak bir hesaplama yapacağım. Bir gün 24 saat biliyorsun. Bu 24 saati senin gibi yetişkin bireyler 6-8 saat uyuyarak geçirirler. Senin de maksimum seviyede uyuduğunu varsayıyorum ve 8 saat uyuduğun 24 saatten ayırdık. E benim zaruri ihtiyaçlarım var. Yemek yemem lazım. E günde 3 öğün yedi, yemek yediğini varsayarsak yarım saat kahvaltı. Yarım saat öğle yemeği. Hadi akşam bütün aile toplanlı bir saatte akşam yemeği yedin. İşte günün kritiğini falan yaptın diyelim. Günde 2 saatinde yemeğe gidiyor. 2 saati de ayır. 8 artı 10 saat senin zaruri ihtiyacın için ayrıldı. Geriye kaldı 14 saat. E hocam işte biz tatildeyiz. Gezip tozmayacak mıyız? E tabii ki gezip tozacaksın. Mesela her gününde bak her gün diyorum dikkat et. Her gününde 2 saat sosyal aktiviteye ayır diyelim ki. İşte sosyal aktivitede beğendiğim bir dizi vardır onu izlersin. İşte çoktandır görüşemediğim arkadaşlarınla buluşabilirsin. Bisiklet sürmeyi seviyorsundur. Bisiklet sürmeye çıkarsın. Ne bileyim playstation oynarsın gibi. Kendine göre o 2 saati sosyal aktiviteye ayır. Tamam onu da ayırdık. 12 saatimiz zaruri ihtiyaçlar ve sosyal aktiviteye gitti. Ama geriye 12 saat gibi kocaman bir zaman dilimin kalıyor. Her gün ders çalışabileceğin 12 saat. Her gün eksiklerini kapatabileceğin 12 saat. Her gün soru çözerek farklı soru tarzları görüp hız kazanabileceğin 12 saat. İşte sen sınava hazırlanan öğrenci olarak bu 12 saati iyi değerlendirip mesela ne yapabilirsin? Her gün geçmiş konularını branş branş tekrar ederek onları unutma sürecini erteleye uzatabilirsin. Her gün bu geçmiş konularla ilgili soru çözerek konuyu mümkün olduğunca pekiştirebilirsin. Her gün sevgili genç Önden konu çalışarak daha öğretmenin konuyu anlatmadan ön hazırlık yapabilirsin. Ve sana tavsiyemdir her gün her gününe bir deneme sınavı sıkıştırarak farklı soru tarzları görüp gerçek denemeye bilinçaltını adapte edebilir, hız kazanabilir hatta o deneme esnasında çözemediğin konuları tespit ederek o konulara odaklanacak, o konuların eksikliğini giderecek fırsat bulabilirsin. Dolayısıyla bu 12 saatlik dilime öyle bir program yapacaksın ki hem konu tekrar edeceksin, hem soru çözeceksin, hem deneme sınavı çözeceksin ki zaten bol bol zamanlı olacak. 12 saat diyorum dile kolay. Hem de mümkünse kitap okuyacaksın. Aa kitap ne alaka diyebilirsin. Sevgili genç kitap okuyarak paragraf okuma ve algılama sürecini hızlandıracaksın. Dolayısıyla sözel derslerde ve biyolojide aslında sayısal ders gibi algılansa da sözel ağırlıklı bir derstir. Avrupa'da sözel ders olarak okutulur. Bu tarz derslerde okuduğun soruyu algılama sürecini hızlandırıp sorunun çözüm sürecini de hızlandırmış olacaksın. Dolayısıyla bu tatil olmayan tatil süreci senin için biçilmiş bir kaftan. Ve Sınava giden bu yolda birkaç adım önden ve daha fazla atma şansı sunan bir zaman. Lütfen bu zamanını iyi değerlendir. Hedeflerini unutma.